Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, Recep ayının son 10 gününe girdik. Bugün son 10 günün ilk günü, birinci günü. 3 aylar dediğimiz Recep, Şaban ve Ramazan ayları Peygamber Efendimizin çokça ibadet yaptığı aylardır. Ve Recep ayı Allah-u Teala'nın kendisine has kılmış olduğu mübarek bir aydır. İslam dünyasının büyük bir heyecanla beklediği 3 aylar, Allah'ın rahmetinin kullarının üzerine olduğu, günahların affedildiği ve duaların kabul edildiği ibadet mevsimi olarak kabul ediliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri ışığında duaların edilmesi ve zikirlerin çekilmesi çok çok kıymetli. Peki özellikle son 10 günde neler yapabiliriz? Biraz bunlardan bahsetmek istedim. Çünkü bugün Recep ayının son 10 gününün ilk günü, yani 21. gün Recep ayının. Az önce de bahsettiğim gibi mübarek 3 aylar dediğimiz Recep, Şaban ve Ramazan İslam aleminin en önemli ve kutsal zamanlarından sayılıyor. Bu ayları Allah'ın rızasını kazanmak ve günahların affedilmesi için ibadetle geçirmek çok önemli. Son 10 günde neler yapılabilir? Kur'an-ı Kerim okumasını bilenler Kur'an-ı Kerim okuyabilirler bol bol. Özellikle Kur'an-ı Kerim'deki Yasin suresini her gün bir defa okuyun arkadaşlar. Çünkü Yasin suresinde çok büyük faziletler var. Yasin suresinin faziletlerinden bahsetmek istiyorum biraz. Özellikle Peygamber Efendimizin Yasin suresiyle ilgili bazı hadisleri de var. Faziletlerinden bahsedeyim ki her gün inşallah siz de bir kere okuyun en azından. Recep ayının son 10 gününde özellikle ve Şaban ayında da okumaya devam edin. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin'dir. Muhakkak ki o dertlere şifadır. Allah'ı ve ahiret yurdunu dileyerek bir kimse Yasin'i okursa Allah kendisini mutlaka bağışlar. Her gece Yasin suresini okuyan kimse muhakkak surette şehit olarak ölür. Yasin'i ne zaman okuyalım diye soracak olursanız arkadaşlar, yatsı namazını kıldıktan sonra, Amener Rasulü okuduktan sonra Yasin suresini okuyabilirsiniz. Çünkü her gece Yasin suresini okuyan kimse muhakkak şehit hükmünde vefat ediyor, vefat ettiğinde. Bunu dikkate alalım. Cuma geceleri Yasin suresini okuyan kimse Allah-u Teala'nın mağfiretine kavuşmuş halde sabahlar. Yasin-i Şerif'i okumak çok sevaptır. Hadis-i Şerif'te bir defa Yasin okuyan 10 defa Kur'an-ı Kerim'i okumuş sevabına kavuşur buyuruluyor. Tirmizi kaynaklı bir hadiste. 3 defa İhlas suresini okuyan Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş gibi sevaba kavuşur. 1 defa Yasin-i Şerif okuyan da 10 defa Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş gibi sevaba kavuşur. Kur'an-ı Kerim'i okuyan da hatim sevabına kavuşur. Her gece Yasin suresine devam edip bu hal üzereyken vefat eden kimse şehit olur. Kur'an-ı Kerim'deki bir sure okuyana şefaat eder, dinleyenin affına sebep olur, ahirette korktuğundan emin olur. Bu sure Yasin suresidir. Ölüm hastası yanında Yasin-i Şerif okununca her harfi için bir melek gelip ruhun kolay çıkmasına dua eder. Yıkanırken yanında bulunurlar, cenazesiyle birlikte giderler, namazında, defninde bulunurlar ve hep o kişiye dua ederler. Şeytanlar Yasin suresinden ve bir de Haşr suresinin son kısmı ile Muavvizeteyn surelerinden şiddetle kaçarlar. Kabristana giren kimse Yasin suresini okursa o gün meyyitlerin azapları hafifler. Meyyitlerin sayısı kadar ona da sevap verilir. Yanında Yasin-i Şerif okunan hasta suya kanmış olarak vefat eder ve doymuş olarak kabre girer. Müslüman bir hasta yanında Yasin-i Şerif okunursa Rıdvan ismindeki melek cennet şerbeti getirir. Suya kanmış olarak ruh teslim eder. Doymuş olarak kabre girer. Suya ihtiyacı olmaz. Yasin okuyunuz. Onda 10 bereket vardır. Aç okursa doyar. Çıplak okursa giyinir. Bekar okursa evlenir. Korkan okursa emin olur. Mahzun olan okursa ferahlar. Misafir okursa seferde yardım görür. Kayıp bulunur. Hasta okursa şifa bulur. Ölü üzerine okunursa azabı hafifler. Susayan okursa suya kavuşur. Bir kimse ana babasının veya birinin kabrini her cuma ziyaret eder ve
orada Yasin okursa Allahü Teala ona Yasin'in her harfi miktarınca mağfiret eder. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Kur'an-ı Kerim'de bir sure vardır ki ona Allah katında azime denir. O sureyi okuyan kimse kıyamet günü çok kimseye şefaat edecektir. O sure Yasin suresidir. Yasin sure-i şerifesini okumanın faydalarından birkaçı. Eceli gelmeyen hasta okursa şifa bulur. Eceli gelen hasta okursa ölüm acısı hissetmez. Ölürken cennet meleklerini görür. İnsan korktuğundan emin olur. Garipler yardımcı bulur. Aç olan tok olur. Yani ummadığı yerden rızık gelir. Susuz olan kanıncaya dek su bulur. Bekarların evlenmesi kolay olur. Elbisesi olmayan elbiseye kavuşur. Kaybolan şey bulunur. Fakat bunlara niyet ederek ve inanarak okumak lazımdır. Aksi takdirde inanmadığımızda bunların hiçbiri olmayabilir. İmam-ı Şahrani Hazretleri buyuruyor ki, hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa sevabı Seyyidet Nefise Hazretlerine olmak üzere Allah için 3 Yasin okumak veya bir koyun kesmek nezrim olsun derse bu dileğinin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir. Malik bin Yesar radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın kalbi Yasin-i Şerif'tir. Kim onu Allah rızasını talep ederek ve ahiret sevabı için okursa Allah onun günahlarını mağfiret eder. Onu ölülerinizin üzerine okuyunuz buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir gecede Allah rızası için Yasin'i okursa günahları affolunur. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Her şeyin bir kalbi vardır ve Kur'an'ın kalbi de Yasin-i Şerif'tir. Her kim sure-i Yasin'i okursa Allah ona bu sureyi okuması sebebiyle Kur'an'ı 10 kere okumuş kadar sevap yazar. Evet arkadaşlar, Recep ayının son 10 gününde özellikle yapmamız gereken şey Yasin suresini yatsı namazından sonra mutlaka bir defaya mahsus da olsa okumak. 3 kere de okuyabilirsiniz. 3 kere okuduğunuzda çok daha büyük faziletlere sahip olabilirsiniz. İnşallah buna dikkat edelim ve yine dünkü videomda bahsetmiş olduğum zikirlere de devam edelim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah 100 defa. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed 100 defa. Bu iki zikre devam edelim. Birisi kelime-i tevhid, birisi de salavat-ı şerife. Bunlara da devam edelim. Yasin-i Şerif okuduktan sonra bu iki zikri mutlaka okuyalım arkadaşlar. Rabbim yapmış olduğunuz ibadetleri makbul buyursun. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi bekliyorum arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.